Osman, ben ikinciyi hazırlıyorum ha. Sen hala bakıyorum, birinci desin. Sen de böyle kafana sokup kıymaları tek tek ye de göreyim. Duman, burnunda kıyma var. O ne ki? Kulağımın içinde bile var. Sumaklı soğan koysana şuna biraz. Sen soğan mı istiyorsun? Tabii. Al sana soğan. Al sana soğan. Bir de rahmetli Erol Taş'a kötü adam derlerdi. Erol Taş senin yanında sünger sünger. Afiyet olsun. Doğal. Yemeğe misafir var galiba. Durun tahmin edeyim. İbrahim Tatlıses ve Yedi Sülalesi. Hayır. Bizim köşedeki kebapçı promosyon yapmış. 30 tane lahmacun alana 1 litre ayran bedava. Hazırlayayım mı, sen de yer misin? Aman istemem. Sen bana bir çay koy. Ah Selda, benim gitmem lazım. Şu öbür taraftaki tavla turnuvasına katılma formunu benim için ekmek kızartma makinesinden bir zahmet gönderiver. Ya abla, inanamıyorum sana ya. 120 senedir sen bu yarışmaya katılıyorsun. Her seferinde de kazanıyorsun. Bırak, bu yıl başkası sevinsin, başkası kazansın, ne olur. Olmaz! Ben o turnuvaya katılan tek kadın olarak erkeklerin tavla üzerindeki hakimiyetlerini yıkıp cinsimizin gururunu kurtarıyorum. Ah Melda'cığım, ah! Sen bu enerjini koca bulmak için harcasan, kendini kurtarsan olmaz mı, ha? Aman aman, sen bırak, gönder formu, gerisini boş ver. Bana bak, sakın göndermeyi unutayım deme. Kesmedir Melda Hanım. Buna zeka derler, unutur muyum hiç? Selda, çek şunu çek, bak kafamın üstünde limon tutuyorum. Çok komik görünüyorsun ya. Hadi. Yandır. Çevir biraz kafanı. Bir de böyle çekeceğim, dur. Haydi ben çok güzel çıktım be. Bu zarf nereden çıktı? Boş ver, at gitsin. Koç basketten anlıyor, espriden hiç anlamıyor. Herkes de bizim espri anlayışı yok ki canım. Mesela Cenk, sence bir elma neden diskoya gider? Lan? Kurtların dökmek için. Ne oldu Cenk? Çok yakından geldi espri, kaçamadım. Dua et Ceren, basket takımında değilsin. Yoksa bu espriden sonra üçümüzü de sırtında taşıyordun. Nasıl yani? Siz espri yaptınız diye koç size ceza mı verdi? Ceza bir derece. Bir de okula rezil etti. Of of! Nasıl nerede arayacağız hakkımızı biz? Kim savunacak bizi? Madem ortada bir haksızlık var, o zaman bunu kamuoyunun gündemine taşıyalım. Hı-hı. Anlatın bakalım. Ya ben şimdi bugün çok keyifliydim. Hı-hı. Birkaç espri falan yapmak istedik. Ya aslında canımız pek idman yapmak istemiyordu. Hı-hı. Murat da sonra koç bize ceza verdi. Çok mu acıdı? Belim ağrıyor ya. Ne yazıyorsun öyle sabahtan beri kafanı gömdüğün bilgisayara? Okul gazetesi için sportif faaliyetlerde, bir yandan da derslerin ağırlığı altında ezilirken, bir yandan da okulun başarısı için ter döken öğrencilere, destek yerine sıfır tolerans politikasıyla ve temsil ettikleri okulun öğrencilerinin önünde küçük düşürülme pahasına uygulanan cezaların haksızlığı üzerine yazılan bir yazı. Duman! Ayşegül, bu ağaç ne böyle? Sorma, küçük hanımdan dibini eşelemek için bir saksı çiçek istedim. Elinin ayarı yok ki. Selda, sana inanmıyorum. Ekmek kızartma makinesini bozmuşsun. Ay abla, aşk olsun. Her şeyin sorumlusu olarak beni görüyorsun. Ben bozmadım. Yalan söyleme. İçinde lahmacun kırıntıları ve üstünde parmak izlerim vardı. Evet, ben bozdum. Göğsüm gere gere söylüyorum. Hiçbir şeyi saklamıyorum. Aa, bu ağaç ne? Süs bitkisi. Ayarlayamamış.
Çok sallıyorsun parmağını Ayşe. Ayşe değil, Gül. Gül değil, Ayşe. Ay abla, ayrıca şu tavla turnuvasına katılmasan ne olacak sanki? Benden 121. kez şampiyonluk bekleyen milyonlarca kadının yüzüne nasıl bakarım ben? Çok basit, ver bakayım sen şunu bana. Ver. Ben formu yolladım ama postada kaybolmuş dersin. Bak işte böyle. Basket. Gördüğün gibi iadeli taahhütlü. Ben gidip bu formu elden vereyim. Sen de şu ağacı ortadan kaldır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.